Gel şu yaya geçidinden geçelim. Orada konuşalım. Evet arkadaşlar, nereye geldik? Patmos Adası'na geldik. Patmos Adası Yunanistan'ın küçük adalarından bir tanesi. Bana sorarsanız, valla para verseler bu adada yaşamazdım. Biraz gudubet bir ada. Yani nasıl desem size, Bodrum'un 50 yıl önceki hali gibi bir şey. Yani çok fazla gelişmiş değil. Şurada bir tane arkamda bir dayıyı görüyorsunuz. Bu Yunanlı dayının ismini bilmiyorum ama bizim Lazlılara benziyor. Yani Karadenizliler gibi. Gerçi ben de Karadenizliyim ama. Gördüğünüz gibi şimdi yavaş yavaş adayı gezeceğiz birlikte. Ama çok bir şey olduğunu zannetmiyorum. Muhtemelen yani burayı yarım saatte bütün adayı bitirirsiniz diye düşünüyorum. Adamların adasına salladık. Ama heriflerin adası dışarıdan göründüğü kadar da gudubet değilmiş. Yani ama tabii iki gece geçirilmez burada. Bir gecede olay biter. Şimdi ara sokakları geziyoruz. Ara sokaklardaki dükkanlar kalitesiyle hakikaten dikkat çekiyor. Yani bu adaya fazla dükkanlar. Dışarıdan pek bir şeye benzemese de içlerine girdiğinizde dükkanların görüntüleri, dizaynları gayet iyi. Bu arada ben yamuk çekmişim galiba. Çeke gidiyoruz ama neyse, sokaklarda gördüğünüz gibi Yunanistan'a özgü havlular, hediyelikler, onlar bunlar. Dağıt adamlar bunlar. Hiçbir şey umurlarında değil. Sağ olsun Almanya diyorlar. Evet, gördüğünüz gibi klasik, tam klasik bir Yunan adası. Dar sokakları, aynı bizim Ege sokakları gibi. Böyle biraz da Bodrum tadında bir ada. Biraz daha böyle Turgut Reis gibi falan. Aha, bu arada ne gördüm? Hello. Evet arkadaşlar, burada da yeni rakıyı görmüş olduk. Tekirdağ yeni rakılar aralarda var. Gördün mü yeni rakıyı? Gördüm. Evet, buralara kadar rakımızla el atmış durumdayız. Şimdi bu arka sokaktan nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Sahilin oraya çıktık. Arka sokaklarda, Yunan arka sokaklarında bizdeki gibi tinerci çocuklar falan yok tabi. Böyle bu adada gezmeye devam ediyoruz. Bu arada adanın herhalde yarısından çoğunu bitirdik. Muhtemelen bir 5 dakika daha yürüdüğümüzde arkadaşlar ada bitmiş olacak. Sahilden bir iki dakika yürüdü mü demem bize gemide tur rehberi anlatmıştı. İşte dedi Patmos'ta dedi bir tek denize girebilirsiniz dedi. Sağa gittiğinizde de denize girmek istiyorsanız güzel bir plajı var dedi. Şimdi o plajın yanına kadar size göstermiyorum çünkü plaj hakikaten kıytırık yani. Türkiye'de kimsenin yüzüne bakmayacağı bir plaj. Hele ki dün Çeşme'den buraya geldiyseniz yani bu plajda denize bilmiyorum çok zor ya. Rakı bile içilmez bir plajda. Evet, ben şimdi size şu plajı göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz. Hatta plaj değil, plajcık. Yerler kum yok, yerler tamamen taştan oluşuyor. Deniz deseniz, işte Ege Denizi. Yani tamam Ege Denizi de bizim Foça, Gümüldür tarafları buradan daha güzel. Şöyle plajı görüyorsunuz. Yüzen Yunanlı dostlarımız. Tabi adamların kriz mriz umurlarında değil vallahi. Burada gayet keyifleri yerinde. Ne yapıyorlar? Sahilde takılıyorlar. Mitos biralarını yudumluyorlar.
Biz de turist olarak buralarda geziyoruz işte böyle. İlgilerini de çekiyor böyle, tuhaf tuhaf bakıyorlar bana. Ya bu manyak ne yapıyor tek başına konuşuyor diye. İşte burada ne var? Başka sahilde oteller var. Şurada bir Chris Otel diye bir yer görüyorsunuz. Bu Chris Otel neye benziyor? Bizim Nuri Alço'nun 80'lerde takıldığı otellere benziyor. Benim hiç gözüm tutmadı. Ya şirin, ufak bir Yunan adası. Buradan çok fazla bir şey beklememek lazım. Buraya geldi mi bir günden fazla kalınmaz. Bir günde bile ancak akşam uzo balık yapacaksanız kalınabilir. Öteki türlü onunla bile kalmanızı tavsiye etmiyorum. Bu arada bilmiyorum kamerada gözüküyor mu? Şurada ileride Fedon'un çakması var. Bu amca bizim gemideydi. Şimdi bu tarafa doğru geliyor. Konuşayım mı diyeceğim ama neyse. Artık yavaş yavaş gemimize dönebiliriz arkadaşlar. İyi mi? Yani adayı çok kötülüyorsun. Çok güzel bir ada. Yok plajı kötü. Bu kadar keyifli bir yer var mı ya? Vallahi bana göre dandik. Bence hiç dandik değil yani. Çok